Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Borsa yatırımı için 13 önemli madde Dünyanın her yerinde en fazla tercih edilen yatırım aracı olan borsa ile ilgili burada sizlere önemli detaylar aktarmak istiyorum. Özellikle yeni başlayanlar için borsa tavsiyeleri aktaracağım. Para kaybetmemek için içeriği mutlaka sonuna kadar takip etmelisiniz. Ülkemizde halen borsaya kumar gözüyle bakılıyor. Bu nedenle diğer ülkelerin borsalarına nazaran ülkemiz borsasının derinliği çok az. Bu durum da yabancı yatırımcıların şirketlerimiz üzerinde adeta eşik atmasına neden oluyor. İşte bu tür durumları ortadan kaldırabilmek için ülkemiz insanının borsaya daha fazla yönlendirilmesi gerekmekte. Borsa oynamak cümlesinin yerine şirketler ortak olma cümlesinin daha fazla telaffuz edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde her zaman sığ bir piyasada işlem yapma mecburiyetinde kalacağız. Ülkemizde ciddi üretimler yapıp yurt dışına ihracat gerçekleştiren çok önemli şirketler olmasına rağmen ülkemizde borsanın yeterince ilgi görmemesinden ötürü bu tür şirketlerin hisse senedi fiyatları bir simit fiyatından farksız. İşte bu tür komik fiyatlamaların olmaması için şirketlere yatırım kültürünün geliştirilmesi lazım. Yeni başlayanlar için borsa çok karmaşık gelebilir. Ancak oldukça basit ve sade düşünülmesi gereken bir yatırım çeşididir. Borsa'da kar elde etmeyi zorlaştıracak tek şey basit düşünmemektir. Geçmişte borsa'da başarısız olup borsa ile ilgili olumsuz düşüncelere sahip kişiler, borsanın çok karmaşık bir yapıya sahip olduğunu düşündüğünden dolayı büyük paralar kaybetmişlerdir. Yeni başlayanlar için borsa tavsiyelerime geçmeden önce içeriğimi beğenip kanalıma abone olarak bana desteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Sizlerin de yeni başlayanlara aktarmak istediği tavsiyeler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. İşte yeni başlayanlar için borsa tavsiyeleri. 1. Şirketlere ortak olduğunuz bilinciyle yatırım yapın. Real hayatta bir şirkete ortak olurken nasıl ki satışlarına, üretimine ve borcuna bakıyorsanız borsada da bir şirkete sermayenizi koymadan önce bu değerlere bakmanız gerekmekte. Ortaklık bilinciyle borsada işlem yapmayanlar her zaman kaybetmeye mahkum olacaktır. 2. Günlük alsat işlemlerinden uzak durun. Yeni başlayanlar için borsa tavsiyelerinden belki de en önemlisi bu madde. Çünkü günlük alsat işlemlerine bulaşmadan yatırım gerçekleştirmeye başlarsanız boşa zaman harcamaz, daha verimli yatırım stratejileri oluşturabilirsiniz. Günlük alım satım işlemlerinden tek kazancı çıkan aracı kurumlardır. Bu kurumlar Alım ve satımlarda ciddi komisyonlar elde ettikleri için insanları her zaman bu tür alım yöntemlerini yönlendirirler. 3. İlk önce sanal portföyle ile işe başlayın. Yeni başlayanlar için borsa sanal portföy uygulamaları bulmakta. Bunlardan en önemlisi FinFree adlı uygulama. Bu uygulamada 100.000 TL'lik sanal bir portföy oluşturulur. Gerçek ise fiyatları ile işlemler yapılarak kendinizi test etme imkanına erişebilirsiniz. Sermayenizi borsaya aktarmadan önce ortalama olarak 3 ay bu uygulamayı deneyerek çok ciddi deneyimlere sahip olabilirsiniz. Sizin de önerdiğiniz sanal portföy uygulamaları varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. 4. Sürekli fiyat takip etmeyin. Borsada işlem gören şirket fiyatları diğer yatırım araçlarının nazarın gün içerisinde çok fazla inişler çıkışlar gösterdiği için merak uyandırmakta. Bu durumda yatırımcının ekrana kilitlenmesine ve portföyünün durumunu sürekli olarak merak etmesine neden olur. Yatırımcı da bu durumda günlük alım satımı yönelerek herhangi bir getiri elde edemeyeceği gibi ciddi kayıplar yaşar. Unutmayın kazanmanın tek yolu uzun vadeci olmaktan geçer. 5. Başkalarından şirket önerisi almayın. Özellikle son dönemlerde telegram grupları yeni başlayanlar için borsa tuzağı oldu. Birçok küçük yatırımcı bu gruplara çekilerek ciddi kayıplar yaşatıldı. Büyük sermayesi olan kişiler şirket önerisi bekleyen küçük yatırımcılara yukarıdan mal kitleyerek inanılmaz zararlar elde etmelerine neden oldu. Bu duruma SPK el atsa da maalesef cezalar caydırıcı bir nitelikte olmadığı için bu gruplarda hisse önerileri halen devam etmekte. 6. Öz sermaye ve yıllık net kar marjı yüksek şirketler ortak olun. Yeni başlayanlar için borsa finansal tabloları incelemek gerektiğini düşündükleri için zor geliyor. Evet belli bir noktada finansal tabloların incelenmesi gerekir. Ancak öz sermaye karlılığı ve yıllık net kar marjı, döviz pozisyonu ve borç durumuna bakarak uzun vadeli yatırımcı olmanız yeterli olacaktır. Bu bilgilere de investing.com ve işyatırım.com gibi sitelerden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. 7. Kademeli alımlar gerçekleştirin. Borsa yeni başlayan kişilerin yapmış olduğu en büyük hataların başında sermayelerinin tamamıyla borsaya giriş yapmalarıdır. Mesela 100.000 TL'lik nakidiniz varsa 5 şirketlik bir portföy oluşturup her ay düşüş yaşayan şirket hisselerinden ufak alımlar gerçekleştirmek 3 sene içerisinde inanılmaz getiriler elde etmenizi olanak tanır. Asla 100.000 TL'nizi bir anda portföye yatırıp büyük getiriler elde edeceğiniz hissiyatına kapılmayın. Bu durum düşüşlerde büyük stresler yaşayıp paranızın erimesine neden olur. 8. Şirketlerinizin 3 ayda bir açıklamış olduğu bilançolara odaklanın. Durum tespitini şirketlerinizin her 3 ayda bir açıklamış oldukları bilançolar bakarak yapabilirsiniz. Bu şekilde şirketlerinizin öz sermaye karlılığına, yıllık net kar marjına ve borçluk durumlara bakarak portföyünüzdeki şirketleri doğru bir şekilde analiz edebilirsiniz. Burada şöyle bir durum da var. Portföyünüzdeki şirketlerin bilanço durumlarına göre analiz yapabilmeniz için 12 bilanço dönemi portföyünüze eklemeniz en sağlıklı kararları almanıza yardımcı olacak. 9. Borsaya dair kitaplar okuyun. Yeni başlayanlar için borsa kitapları satılmakta. Bu tür kitaplar başlangıçta borsanın işleyiş mantığını çok daha kolay bir şekilde anlayabilmenize yardımcı olur. Mesela Akıllı Yatırımcı adlı kitap borsaya yatırım yolculuğunuzda size çok fayda sağlayacak. Bol bol kitap okumak zamanla borsada yüksek kazançlar elde etmenize olanak tanıyacak. 10. Kısa zamanda ihtiyaç duyacağınız parayla yatırım yapmayın. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de kısa zaman içerisinde kullanılması gereken parayla yatırım gerçekleştirmektir. Bu tür durumlarda genellikle yatırımcı terste kalır ve ciddi mağduriyetler yaşar. Borsa kısa bir süre içerisinde büyük kazançlar elde edebileceğiniz bir mecra değil. Bu şekilde bir bakış açısı sadece kumarbazdan işi. Bu hataları yaparak çocuğunuzun rızkını çöpe atmayın. 11. Sermayenizi sadece borsaya yatırmayın. Çeşitlendirme finansal araçlarda riskinizi düşürmenize olan tanır. Sadece borsaya yatırım yapmak yanlış olur. Çünkü her sene borsadan para kazanamazsınız. Geçmiş verilere baktığımızda yatırım araçları belli senelerde ciddi yükselişler yaşamış, belli yıllarda da ciddi düşüşler yaşamıştır. Riskinizi minimize etmek için altın, dolar ve borsa üçlüsünden sepet oluşturmanız en mantıklı seçenek olacaktır. Yeni başlayanlar için borsa ancak ve ancak bu şekilde risksiz olur. 12. Başlangıçta BIST 30 şirketlerine yatırım yapın. Yatırım seviyenizin başında para kaybetmemeniz çok önemli. Bunun için borsayı yeni ısınan kişilere BIST 30 hisselerinin dışına çıkmamasını tavsiye ediyorum. Bu şirketlerde getiriler biraz daha düşük olsa da uzun vadede para kaybetmeniz neredeyse imkansızdır. BIST 30daki şirketlerin sermayeleri çok büyük olduğu için büyük sermayeli kişiler ve aracı kurumlar hisselerde spekülatif hareketlerde bulunamazlar. Bu durumda küçük yatırımcıyı korur. 13. Duygularınıza hakim olmalısınız. Yeni başlayanlar için borsa tavsiyelerimden sonuncusu duygularınıza hakim olmanızdır. Ani düşüşlerde duygularına hakim olmayı beceremeyen yatırımcılar hata üstüne hata yaparak ciddi zararlar elde ederler. Duygulara hakim olmanın en iyi yolu da kısa zamanda ihtiyaç duyacak parayla borsaya yatırım yapmamak ve sürekli olarak fiyat hareketlerini takip etmemek gelmektedir. Borsa uzun vadede para kazandıracak en iyi yatırım aracıdır. En yüksek getiriyi zaman içerisinde sadece borsada elde edebilirsiniz. Riskinizi düşürmek için aylık düzenli alımlar ile sermayenizin ufak kısmı ile da alabilirsiniz. Borsanın temel mantığı sabırdır. Sabırlı bir insanın borsada kaybetmesi neredeyse imkansız. Bunu bilerek doğru şirketlere yatırım yapmaya çalışmanız en sağlıklı olacaktır. Böylelikle yeni başlayanlar için borsa tavsiyeleri aktarmaya çalıştım. Sizlerin de borsa adımını yeni atmış kişiler aktarmak istedikleri varsa lütfen yorumlarda belirtiniz. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesinin tehliği taşımamaktadır. Bu tarz hizmetler almak istiyorsanız SPK'nın onay vermiş olduğu kurumlardan destek talep edebilirsiniz.